MHP'den bizim ayrılma sürecimiz aslında 2013 yılında şimdi o zaman başbakan, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel seçimlere erken alınmasına karşılık Sayın Devlet Bey'in evet hemen ben de varım demesi ve ben de onlara 2002'yi hatırlatan, daha seçimlerin yapılmasına 18 ay varken Kemal Derviş politikalarının ekonomiye katkı sağlayacağı ve sonuçların alınacağı ile ilgili elde süre varken erken seçim kararı alıp hem kendisini hem de koalisyondaki bütün siyasi partilerin baraj altında kalarak meclis dışı kalmasını hatırlatan bir mektup yazmıştım. Bizim kalemimiz o zaman kırıldı. O bizim 2013'te sözde Kürtçe propaganda işini kusura bakmayacak yani kimse inanmadı ona. Kargalar bile inanmadı ona. Mümkün değil öyle bir şey zaten ben. Hükümetin açılım politikasını eleştirmek için bir billboard yaptık o zaman. İşte anladınız değil mi? Bu yüzden tek bayrak, tek dil, tek vatan dedik. O hani suyu üstten bulandırdın, alttan bulandırdın. Kuzu kurdu yemeye niyetlendiyse bir bahane bulur yani. Bir bahaneydi o bizim için. Ayrılmak zorunda kaldık. Allah var. Demokrat Parti'de çok teşekkür ediyorum. Tekrar Sayın Gültekin Uysal'a vefalı bir insandır. Hocam insanlarda, kurumlarda ve devlette vefa yoksa hiçbir şey yoktur. Vefa kültürdür. Ve kadim Anadolu topraklarının bu topraklarda yaşayan herkes aslında sunduğu bir kültürdür. Ha bunu kimisi sürdürür, kimisi sürdürmez. Hani İstanbul'da semt derler, geçerler ama vefa vefadır yani. Bu anlamda Sayın Gültekin Uysal'a binlerce defa teşekkür ediyorum. Eksik olmasın. İyi günümüzde de, kötü günümüzde de hep yanımızda olmuştur. Yine Millet İttifakı'nda. Orada sık sık görüşüyoruz kendisiyle, istişare yapıyoruz. O anlamda ben Demokrat Parti'ye geçirdiğim süre içerisinde ama buradaki ilçe başkanı arkadaşlara, ama il başkanı arkadaşlara, ama genel başkanı müteşekkirim. Yani bize gözün üstünde kaşın var demediler ve çok güzel bir çalışma ortamı sundular bize. Ben rızalı ve danışıklı olarak Demokrat Parti'den ayrıldım. Helallaşarak ayrıldım ve İYİ Parti'ye geçiş yaptık. Zaten İYİ Parti'nin kuruluşunda, temelinde bizim harcımız var hocam. Emeğimiz var, mücadelemiz var, fikrimiz ve zikrimiz var. Yani bu anlamda çok rahatım ben. Hani bugün İYİ Partiliyim diyen herkesten daha fazla İYİ Partiliydik biz o gün şartlarda. 2019'da da biliyorsunuz sen de bunları konuştuk ama tekrarında fayda var. Biz kendimize göre haksız bir Muğla'da ittifak anlaşması yapıldı. Buna tepki gösterdik. Burada 20 yıldır belediye başkanlığı yapmış birisi var. Osman Gür'ün ortak aday oldu. İlçelerde herkes birbirine yarışsın dendi. Bazı ilçelerde aday belli değildi. Aday belli değildi. Çok net söyleyeceğim bunu da. Biz müdahale etmesek Fethiye'de de İYİ Parti aday çıkarmayacaktı. Falan filan. Yani bütün bunlar olunca bizim bir tepki koymamız gerekiyordu. Biz hani biat kültürüne inanmayan bir insanım ben. Yani biat inancı olan, inançsız olana da müthiş saygım var. İnancı olan için biat sadece Allah-u Teala'ya yapılır. Kul kula biat etmez hocam. Türk'ün töresinde, Türk'ün binlerce yıllık geleneğinde biat diye bir şey yoktur. Türk'te olsa olsa isyan olur. Niye Anadolu topraklarında bu kadar isyan olmuş? Haksızlığa karşı. Niye biz Dadaloğlu'nu severiz? Niye Köroğlu'nu severiz? Niye İnce Mehmet'i severiz? Haksızlığa. Bunlar haksızlığa karşı isyan etmiş Anadolu'nun destanlaşmış kahramanlarıdır. O yüzden yani biz dedik ki ya burada bir sıkıntı var, bir yanlışlık var arkadaş, düzeltin bunu. Düzeltilmeyince de bize ya peki efendim demek kaldı ya isyan etmek kaldı. Biz isyan ettik orada. İyilettik. O gün şartlar öyleydi. Sonradan aradan 30 ay geçtikten sonra Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'le bir araya geldik. Helallaştık. Oturduk böyle dedim ki bende birazcık muhasebecilik bilgisi de var dedim. Muhasebe belgem var Sayın Genel Başkanım. 2019'dan bir açık hesap var. Ben bunu kapatmaya geldim dedim. Çok aynen. Güzel. O da dedi kapatalım dedi. Çıktı makamdan geldi karşıma oturdu eksik olmasın. Orada sohbet ettik. Dedik bunlar niye böyle oldu? O da işte gerekçeler konuşuldu. Helallaştık. Sonra Allah gani gani rahmet eylesin. Babam rahmet olduktan sonra Sayın Metin Ergun Üzümlü'de Üzümlü eve geldi. Evet. Tabii seçim ortamında özellikle 2019 seçimlerinde ortada kırgınlıklar olmuş olabilir. Oldu da. Söylenen sözler oldu da. Ancak o arkadaşımızla da Sayın Metin Ergun'la da Genel Başkan Yardımcımızla da helallaştık bu anlamda. Görüştük, konuştuk.
Daha sonra bir takvim işlemeye başladı. Bizi de vicdanen onur edecek, partimize de yakışan bir yeni katılım töreniyle tekrar emeğimiz olan, harcımız olan, fikrimiz, zikrimiz aynı olan, istikametimiz aynı olan arkadaşlarla bir araya geldik. Sayın Metin Ergun, evet. İşte sizin güya önünüzü kesti gibi iddialar söz konusuydu. Helalleştik dediniz az önce. Metin Bey, ittifakı haklı olarak ittifak eden bir partinin Muğla milletvekili. O ittifaktan yana tavır koydu. Biz de İYİ Parti'den ayrılmak zorunda kaldığımız için Metin Bey'in İttifak konusunda bu kadar ısrarcı olmaması düşüncesiyle onu eleştirmiştik. O da ittifakın olmaz yani böyle bir ittifak yaptı iki parti. Ben milletvekiliyim, ittifak yapan bir partinin milletvekiliyim. Ben nasıl seni savunayım gittiğim yerlerde, nasıl ittifakı savunmayayım diye. O da kendi gerekçesini ortaya koydu. Sayın Gür'üne destek oldu. Ya, tabii canım gayet evet. Tabii öyle oldu yani. Öyle oldu. Helalleşme de ondan sonra. Ondan sonra oldu. Oldu. Bir sıkıntı yok. Evet. Atlas Ajans, yeni nesil medya.